Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sanatın ve zanaatın el ele vererek güzel işler çıkarttığı bir atölyeye gidiyoruz. Elif Aydın Deri Atölyesi'nde neler yapılıyor? İzleyelim. Elif Hanım, öncelikle sizleri tanıyalım. Elif Aydın ben. Özel tasarım deri ustasıyım. Usta eğitmen aynı zamanda. İki oğlum ve bir kızım var. Üretimde veyahut da bunun akabinde bunu yaymak adına mücadele eden bir bayanım. Süpersiniz. Şimdi izleyicilerimize de tabii ki aktaralım. Şu anda hem üretim noktasındayız, hem eğitimlerin verildiği alandayız. Her şey burada bir arada, ürünler de burada bir arada. Zaten ekranlarınıza da geliyordur. Deri atölyesindeyiz, böyle söyleyelim. Şimdi bugün deriyi konuşacağız aslında. En sevdiğim. İşin içinde hem sanat var, hem üretim var. Şimdi gelelim atölyenin nasıl kurulduğuna. Çünkü bunu çok aşkla yaptığınızı da görebiliyorum. Bu sanatı üretime dönüştürmeye nasıl karar verdiniz diyelim ve atölyenin kuruluşunu dinleyelim. Normalde insanlar doğuşta belli bir yetenekle doğarlar ya, galiba onunla da alakalı bir durum. Yani sanatla alakalı bir kisve her daim bende vardı. El sanatları bölümü mezunuyum. Orada da çok güzel başarılar elde ettim. Hatta yaşım tutmuyordu. Marmara bölgesinde bir yarışma olmuştu. 16 yaşındaydım. O Marmara bölgesindeki yarışmada da 5. olmuştum. Sonrasında bir takım olaylar oldu, işte olmayacakmış demek ki. Bir küsmeyle birlikte böyle bir dondurdum olayı. Sonrasında tekrardan başladım ama benim başladığım dönem deriyle alakalı bu tarz bir kombin yoktu. Yani çok daha pasif, hiç yok. Eğitim yok, halk eğitimde yok, özel dersler yok, hiçbiri yoktu. Ben kendim yapma yanılma yöntemlerimle bir şekilde, hatta sabahlara kadar çalışarak, çoğu zaman yapamadığım için sinirden ağlayarak. İlla ki olmuştur. Evet, böyle bir devreye geçirerek bir yerlere geldim. Daha sonrasında ustalık belgesi, eğitmenlik belgesi, bunları da tamamladım. Onların da olması gerekiyordu. Sonra da özel derslerle birlikte başladım. Devam ediyoruz. Çok keyifli. Şimdi eğitimlerinizden çok bahsetmek istiyorum. Buradan da duyurmuş olalım sevgili izleyicilerimize. Eğitimlere kimler katılabilir, hangi yaş grupları ve eğitim süreçleri nasıl ilerliyor, biraz sizden dinleyelim. En başında şunu söyleyeyim, çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi, büyütüyoruz ya, el ele vererek. Sade ben değil, benim gibi çok güzel hocalar var. Veya benim elimden almış öğrenciler eğitim verdiğinde, çünkü aynı sistemi sergilediği için sade iş değil, buradan hareket ettiğimiz için birlik bilinci yayılıyor. Bu çok güzel bir şey. Yaş kombinine bakarsak yok. 9 yaşında, 8 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında hiç fark etmiyor. Tabii hepsine sunulan hani eğitim sistemi farklı ama hepsini yapabiliyorum, şükürler olsun. Küçük çocuk mesela geçen sene 8 yaşında başladı, 10 yaşına geldiğinde evrak çantası yaptı. Çok başarılı bir öğrenci, resimde vesaire de okulunda. Bir de başarısına başarı kattı. Yani normal derslerine. Çünkü ben sistemi öğretiyorum, geri kalan senin. Hani sadece iş öğretmek değil, bunu o ruha yansıtmak. Çok güzel şeyler çıkardı. Hatta şimdi yeni projelerim var. Anne çocuk ya da baba çocuk. Aile kombininde bir workshop düzenleyeceğim. Birkaç tane aile bir araya getirip. Bu da anne ile çocuk arasındaki veya baba ile çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmek. Orada birlikte çalıştırmak. Yani sanatı birlikte, ikisi baş başa vererek neler yapabiliriz? Şimdi bu kombinlere girdim. Yakında başlayacağız. Bunu da büyütmek istiyorum. Evet değerli izleyiciler, bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Bugün yapay zekanın sunduğu olanaklar ve inşaat sektöründeki yeniliklerle dolu bir yolculuğa çıktık. Teknolojinin hayatımızı nasıl şekillendirdiğine ve gelecekteki potansiyeline vurgu yaptık. Unutmayın ki bilgi ve yenilikçilik
bizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyan en önemli araçlardır. Her birinizin bu tartışmalar üzerine düşünmesini ve kendi hayatına entegre etmesini umuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde buluşana dek düşüncelerinizi sorgulamaya, yeni fikirleri keşfetmeye ve hayatı dolu dolu yaşamaya devam edin. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.